Rakip hakkında ne mi düşünüyorum? Ya arkadaşlar Navi hakkında ne düşünebilirim? Yani dediğim gibi benim pete baktığımda tercih edeceğimiz bir bracket bu. Yani çeyrek finalde tabii ki Navi'nin gelmesini istiyorum diğer takımlara göre. Bunu ta Asterix maçından önce bile söylüyorum size yayınlarda. Ya diyorum ki hani oradaki en isteyebileceğimiz yol burası. Yani işte atıyorum FaZe'in, Mouse'un falan bir kompleksinin olduğu yerde biz Big'le oynuyoruz. Bence çok iyi bir deneme. Çok iyi bir istek. Diğer taraftan çeyrek finale geldiğimizde Vitality, Navi, Ence, G2 kesinlikle buradan Navi gelmesi lazım. Yani aralarındaki en dağınık takım o. Yani şuraya baktığınızda Vitality dünyanın en iyi takımı, son Major şampiyonu. G2 her zaman çok iyi olmasa bile hani Nicolo Monesi takımı istemezsin karşında. Ya Ence, Vitality sonrası şu an en formda takım. Tüm turnuvalarda final oynuyor. Bir Navi kaldı zaten çeyrek finalde isteyeceğimiz rakip. Navi'de daha oturmayan bir sürü şey var, sorunlar var, o var, bu var. Olası bir başarısızlıkta, kötü oyunda hemen sorun çıkıyor takım içerisinde. O yüzden Navi isteriz burada. Ya bu anlama gelmiyor Navi'yi yenebiliriz demek ama şu çeyrekte Navi istersin karşında. Ya ben Zywoo isteyeceğime, Major şampiyonunu isteyeceğime son, G2'yu isteyeceğime, Ence isteyeceğime Navi isterim hocam. Ace Navi'de simple faktörü var. İşte bunun iyi tarafı da var, kötü tarafı da var. İyi tarafı evet, harika bir oyuncu, harika işler yapabilir, şaşırtabilir. Kötü tarafı da işler kötü gittiğinde zaten bu takımdan bir bok olmaz moduna sokabilir takımı bir anda. Zaten Navi şu an hala bu uluslararası kadroda, acaba ben doğru mu yaptım bu tercihlerinde, yanlış mı yaptım havasında biraz. Şimdi öyle olunca yani Türk CS'sinin en büyük başarısı mıdır abi? Önceki başarılar karşılaştırdım. Ya bu dostum, bu göreceli bir şey. Çok şey yapmaya gerek yok. Yani son yıllarda Türk CS'sinde yapılan en büyük başarı diyebiliriz. Yani son yıllarda diyelim, konuyu kapatalım. Sonra o mu daha iyi, bu mu daha önemli? Ya yani dünyanın en büyük liginde şu an çeyrek final görmüş durumdayız. Bu da zaten ne kadar önemli bir başarı olduğunu bize anlatıyor. Maçlarda masalardaki ellerindeki yeşil şeyler dostum, el ısıtıcısı, hand warmer diye geçiyor. İşte oyuncuların bu heyecan baskanında ellerinin soğuk soğuk olmasından onlarla biraz gidermiş oluyorlar bunu. Dantes top 20 olur mu? Yok. Yani top 20 turnuva kazanmaya yaklaşan oyunculardan oluşacak. Şu ankiyle yok. Bundan sonra bir IEM Sydney kalacak zaten yıl sonuna kadar. Bir de Blast var. Yani şey olarak. İki tane büyük. Tier kaç oynuyoruz? Yani şu an tier 1.5'u geçtik biraz. 1'e doğru yaklaşıyoruz. Navi'de yenersek tier 1'iz zaten. Oyun olarak yani. Tabii ki direkt pat diye bundan sonra tier 1 gibi değiliz de. Navi'de yenersek tier 1'iz. Yani bence tier artık 1-1.5 arasına kadar da indirdik. 1.5'u geçemiyorduk şimdiye kadar. Zaman zaman böyle zorlanıyorduk. 1.5'tan yukarı çıkamıyorduk ama bence şu an 1-1.5 arasına kadar indik. Eğer yenersek Navi'yi direkt tier 1 oynuyoruz demek. Evet, önemli olan orada kalmak zaten. Yani en büyük sorunu bu CSGO'da arkadaşlar. Önemli olan üst level'a çıkıp orada her turnuva, her maç kalabilmek.